Merhaba arkadaşlar, ben Torun abi. Bu videoda toplu kutu açılışı yapıyoruz. Ama öncelikli olarak bu kutu açılımında farklı bir şey var. Çoğu RC ürün. Yani uzaktan kumandalı, böyle hızlısı da var, yavaşı da var, bilmem her şeyi var. Burada açacağız, dışarıda deneyeceğiz. Efsane bir video olacak. RC araba varsa çekiliş de vardır. O yüzden videonun ortalarında sürprizi kaçırmayın. Ona göre şu ana kadar bir sürü dağıttım. Elimden geldiğince her yere dağıttım. Bunları da dağıtacağım. Hadi bakayım. Uzatmadan geçelim. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce Banggood ve Gearbest'e ürünleri sağladıkları için teşekkür ederim. Yani ürünleri sağladılar ama ürünler kötüyse kötü, iyiyse iyi. Biz de bu kadar. Ona göre beğendiğiniz ürünler varsa videoda aşağıda linklerini bırakacağım. Oradan gidip inceleyebilirsiniz. Fiyatlarına, miyatlarına, her şeyine bakabilirsiniz. İlk ürünlerimiz RC kamyonlar. Şekilleri cidden güzel. Ben arka plana yerleştirdim. Bir tanesini de size veririm. Siz yerleştirirsiniz arka plana. Lan ananı lan, kaç paralık tripod düştü lan. İlk kutu açılımında aldığım tripod duruyor, biliyor musun? 1 liraya aldım, şu anda 8 lira Çin'de. Bak hala ilk günkü gibi sağlamlığını koruyor maşallah. Şimdi. Oo, büyükmüş lan. Beklediğimden büyük ha. Arkadaşlar bakın, boyutu bu şekilde. Gördüğünüz gibi RC kamyon. 6 tane tekeri var. Ama 6'sı da dönüyor mu acaba? Bunu dışarıda bir bakalım. Hiç çalıştırmadım. Sadece pilini şarja taktım. Ayrı bir kutusu geliyor. Kutuda da kumandası bulunuyor. Kumandası da oldukça elinize aldığınızda dandik hissiyatı. Teker kısmı genellikle yumuşak oluyordur RC arabalarda. Bunda olmuyor. Araba oldukça sağlam duruyor. Çünkü altında amortisörleri falan var. Göreceğiz, bakacağız. Arkadaşlar bunun 6 tane tekeri de dönüyor. Bakın şimdi hızı da bu. Bu ne oğlum, çocuk oyuncağı gibi lan. Aynen, bu 5-6-7 yaş için. Bak çimenden geçer bu ha. Bu geçer. Bak oyuncu, çimlere basma lan, uçarak geçiyor. Buradan da geçer. Yok, bu da burada kaldı. 6x6 da kurtarmadı. Büyüklerin aksesuarı için bir oyuncak. Bu şekilde gidiyor. Bunu da fazla uzatmaya gerek yok zaten. Sağ, sol, öne, geri. Bitti. Daha neyini göstereyim bunun. Evet. Kapağının açıldığını da öğrenmiş olduk. Arka kapağı açılıyormuş. Artık arka kapağı da açılmıyor. Bir de bunun farklı bir modeli var. Bu Banggood'dan geldi arkadaşlar. Banggood'dan bunu indirimli olarak alabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 190 TL. Bu da Gearbest'ten geldi. Gearbest'teki model de bu şekilde. Bakın hemen açalım. Kullanım kılavuzu her zamanki gibi. Ben gaza basarım, gidiyor mu gitmiyor mu ona bakarım. Açtığımızda gene askeri bir kamyon bizi karşılıyor. Aynı şekilde dizayn edilmiş. Amortisörleri bununkiyle aynı. İçinde böyle, bakın buradan göstereyim. Böyle amortisörleri var. Sağlam bir araba. Dış kaba olarak sağlam duruyor. Elime aldığımda böyle sağlam duruyor yani. Kutunun içinden bir de kumandası çıkıyor. Şarj kablosu. Başka bir şey de çıkmıyor. Kutu bu şekilde. Bunun kumandası buna nazaran daha kalitesiz duruyor. Çünkü bununki bari birazcık dönüyordu. Bununki tekeri hiç dönmüyor. Baksana. Bak abi. Plastik. Diğer RC arabalar gibi değil ama araba oldukça sağlam. Şimdi bir bakalım bunun dışarıdaki gidişatı nasıl gidiyor, nasıl yapıyor. Önerir miyim, önermez miyim? Sürüşten sonra belli olacak ya. Fazla uzatmayacağım. Fazla uzatmaya da gerek yok. Araba nasıl gidiyor? Çimende, çayırda yavaş gidiyor ama nasıl gidiyor? Hep birlikte görelim bakalım. Açıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Normal yolda. Koşu yolunda. Hızı bu. Gördünüz. Normal oyuncak araba gibi. Yani şeyden alırsınız ama 4x4. Yani çimde mimde kalmıyor. Çocuğunuza mocuğunuza izleyen babalar almak isterseniz alabilirsiniz, öneririm. Ama 14 yaş üstünde hızlı araba isterseniz bunu almayın. Bunu hiç gerek yok. Şimdiki ürünümüzde efsane hızlı, mükemmel hızlı RC teknemiz. İçinden
Tekne çıkıyor. Uzaktan kumandalı. Böyle bu görüntüde. Ve kumandası. Kumandasının uçlarına bile adamlar köpük koymuş bak. Bu kadar kaliteye önem veriyorlar. Markayı tebrik etmek istiyorum. Neymiş? TKKJ. Tebrik ederim. Farklı marka ismi bulsaydınız daha iyi olurdu ama kardeş. Bu marka da güzel. Şimdi yani şu ana kadar bu videoda açtığım bütün RC ürünlerin kumandasından en iyisi bunda. Bir dakika çalışıyor mu lan? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Zaten dışarıda incelemesinde göreceksiniz. Ben direkt içinden çıkanları göstereyim. Tekne. Tekneyi koymak için, sergilemek isteyen arkadaşlar için hemen kurulum aparatı var. Kurulum aparatı da böyle buradan takıyorsunuz. Buradan bunu da takıyorsunuz. Ve evde teknenizi böyle sergileyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu iyi düşünmüşler. Yani ekstra yedek malzemeleri de var. Bozulursa, pervanesi mervanesi düşerse, kaybolursa filan iki tane yedek pervane filan koymuşlar. Bir de anahtarınız yoksa anahtarını da koymuşlar anahtarla açmak için. Şarj aleti bilgisayarınıza takıp direkt şarj edebilirsiniz. Ya da adaptörünüz varsa bir tane şarj adaptörüne takar şarj edebilirsiniz. İçinden çıkan bunlar. Biz kullanımına geçelim. Arkadaşlar tekne için Çekmece Gölü'ne geldik. Tekneyi burada deneyeceğiz. Hava buz gibi. 3 gündür bunun çekimini yapmak için bekliyoruz. Yağmur, sel, fırtına. Bugün yağmur yok. Gene fırtına devam ediyor. Tekneyi kaçırabiliriz. Ama gene de riske alıp deniyoruz ama. Geçelim. Yusuf bir zahmet koyarsan denize. Aman düşme lan bu soğukta donarsın. Götün donar lan. Şu anda iyi gibi. Yeri geliyor. Basıyorum Yusuf. Fazla uzaklaşmayacağım. Fazla uzaklaşırsam tekne gidecek. Giremeyiz. Buraya girmemiz imkansız. Bastım abi. Uzaklaşma lan. Süper lan. Daha ne olsun? Bizim RC arabadan hızlı lan Yusuf. Efsane. Efsane. Yeterli, 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 yeterli. Yusuf şarjı bitebilir. O kadar şarja takmadım. Kalırsa al gel. Gel sen de gel. Çekiyor mu ki kamera? Çekiyor. Tamam dön dön dön. Nereye gidiyorsun oğlum? Neler yapıyorsun lan? Oğlum risk dedik de bu kadar demedik. Dur dur. Oğlum yavaş lan tek... Kayaya çıkartayım. Kayaya niye çıkartıyorsun? Tamam yavaş çıksana. Niye böyle kullanıyorsun oğlum sen ya? Martılara baksana sana vuracaklara. Oğlum buradan düşün. Oğlum sen niye böyle kullanıyorsun? Sen bir ürün kullanınca niye böyle hor kullanıyorsun ya? Ben sana diyorum ki riske aldık. Nasıl gidiyor? Baktık nasıl gittiğini gördük. 10 numara 5 yıldız gidiyor ürün. Ver. Hızı güzel. Kontrolü güzel. Ama kontrol eden kişi Yusuf'sa... Sorunlu. Adam son hız kayaya çıkıyor tekneyle. İki tane saatimiz var. Birisi düşük bütçeliler için. Diğeri de biraz daha kaliteli olsun. Biraz daha görüntüsü güzel olsun diyenler için. Arkadaşlar bu saat ritim ölçüyor. Kalp ölçüyor. Nabız ölçüyor. Adım ölçüyor. Telefonunuzda birisi aradığı zaman gösteriyor ama açamıyorsun. Saatin şekli bu şekilde. Ben bunun bir başka versiyonunu kullanmıştım. Bir ay kadar kullandım. Cidden güzel. Şarj ömürleri çok uzun bunların. Ürüne göre fiyatı da oldukça uygun. 100 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Bunu da G25'ten almıştım. Şarj kablosu çıkıyor. Bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Diğer saatimiz Xiaomi'nin Amazfit modeli. Yani benim gibi fit arkadaşlara göndermişler bu modeli. Açıyorum. Fitler takabilir yani. Saat bu. Gördüğünüz gibi. Bakın. Saatin şekli süper. Her özelliği var. Her özelliği. Arayandan tutun. Adım sayar. Nabız ölçer. Bunda olan özelliklerin hepsi bunda var. Şekil olarak da çok güzel. Arkadaşlar bunu ben bir hafta iki hafta kullanacağım. Nasılmış, iyi miymiş, alınır mı, alınmaz mı diye Instagram'dan yani bir hatırlatma yapacağım. Bu saati almıştım da bir haftadır kullanıyorum. Cidden memnunum ya da memnun değilim.
Instagram'dan bunun da gelişmelerinden haber veririm size. Şu anlık şarj kablosu, adaptör ünitesi buraya takıyorsunuz. Başka bir şey de çıkmıyor. Kullanım kılavuzu var bir de. Bu kadar. Arkadaşlar geldik çekilişe. Burada direksiyon simülatörlü arabamız var. Bunu geçen videodan hatırlarsınız. Sen bunu vermemiş miydin diyeceksin. Bunu kazanan arkadaş bana ulaşmadı. 450 lirayı kaçırdı. Lütfen siz gereken şeyleri yapın. Çok basit. Zaten çıkarsanız kazanıyor. Bu kadar. Gönderiyoruz. Evinize kadar. Yani kargo margo yok. Merak etmeyin. Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Ve bu altta çıkan Yusuf'la benim Instagram adreslerimizi takip ediyorsunuz. Son fotoğraflarımıza çekiliş yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu videodan 20 gün sonra da bu çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Kazanan arkadaşlar da göndereceğim. Ve sadece videoyu paylaşan arkadaşlar arasında da bu saat çekilişini yapacağım. Sadece paylaşanlar. Paylaşanlar da ekran görüntüsünü alıp bana Instagram'dan atabilirsiniz. Onlar arasında da özel olarak bu saati vereceğim. Zaten 200-300 kişi katılırsa, yani 200-300 kişinin arasında da çıkabilirsiniz. Bunlar da gene 5000-10000 kişi katılıyor. O yüzden çıkma şansınız az ama bari saati alın. Hadi bakayım. Videoya devam. Daha ne verelim kardeş, değil mi? Daha ne verelim? Rece arabaları veriyoruz. En sevdiğim ürün, dört gözle beklediğim ürün. Aman Allah'ım. Geldiği zaman var ya, uçtuğum ürün, uçtuğum. Mükemmel bir ürün. İşte. Xiaomi gimbal aldım, parayla alacaktım ama Bengut dedi ki kardeş buyur dedi, bir incele dedi, bir bak, ben de bakarım dedim, ayıp ediyorsun kardeş dedim ya. Biz de kullanırız videolarımızda dedik. Bu Atabot tripodun da yeri ayrı, bunu masamın baş köşesinde yine bir seneden beri saklıyorum, sabah sağlam duruyor maşallah. Haydi bismillah. Of, gimbalımız bu şekilde bakın. Abi cidden tuttuğun zaman yani sağlam bir şey tutuyorsun. Sağlam bir şey tuttuğun belli oluyor yani. Var ya, tutuşu güzel. Aa bak, açılıyor lan. Görmemiş ki. Hani şey var ya, drone iniyor, yabani kabilesini okla vuruyorlar drone'u. Aynı bu şekilde oldu bakayım. Vay be. Oo, işte bu, işte bu. Delirdi lan makina. Kardeş nasıl çalışıyor bu ya? Bir dakika, ben bunu öğreneyim geleyim. Bir dakika, öğrenip geliyorum. Sen de şarja tak onu. Arkadaşlar gimbal'ı kurcaladım. Her şeyini öğrendim. Şimdi zaten elimde gimbal var, görüyorsunuz. Herhangi bir koşmada, zıplamada, hoplamada, kamera böyle paldır küldür titremek yerine böyle dümdüz akıcı bir şekilde film gibi çekebiliyorsunuz bu aletle. Bunun incelemesini ben internette bulamadım. O yüzden kısaca hemen anlatıyorum. Burada bir tane ayar kolu var. Bunun telefonun ağırlığına göre bunu gevşetiyorsunuz, ileri geri ayarlıyorsunuz. Yani böyle açmadan önce, gimbal'ı başlatmadan önce merkezine tam oturtuyorsunuz. Ondan sonra bunu sıkıyorsunuz, gimbal'ınızı çalıştırıyorsunuz. Normal geri çekmek istiyorsunuz mesela. Havayı çekiyorsunuz, geri çekiyorsunuz. Böyle. Sağa çevireceksiniz. Sola çevireceksiniz. Bu da yön kolu. Video başlatma. Buraya basılı tutarsanız ise kapanır cihaz, basılı tutarsanız cihaz açılır. Bir kere basarsanız video kaydına girer. Bunun arkasında böyle bir tuş var. Bu tuş ne işe yarıyor derseniz, bakın hemen çeviriyorum. Evet. Şimdi buna iki kere basarsanız mesela dengesini kaybettiniz. Buna sağ sol yaptınız, orta yaptınız. Geri çekiyor şu an. Mesela yukarı çekiyor. İki kere tıklıyorum abi. Gördüğünüz gibi düzeliyor. Üç kere tıklarsanız arka kameraya geçiyor. Arka kamerada 3 kere tıklarsanız ön kameraya geçiyor. Bu da bu işe yarıyor. Bildiğimiz bu şekilde cihaz. Şimdi ise Yusuf yardıracak. Ben de arkasından normal şekilde elimle ilk önce koşacağım. Sonra gimbal'la koşacağım. Bakalım hangisi daha iyi. Yani kısaca bu. En kısa şekilde, en net şekilde böyle anlatılırdı. Başka nasıl anlatılır kardeş? Çok değişik bir ürün, çok ilginç bir ürün. Arkadaşlar bakın, bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi içinden araba çıkacağını bekliyorsunuz ama kullanım kılavuzu, işte araba. Arabanın amortisör kısmı, arabanın alt kısmı, arabanın tekerleri. Arabanın iç dizayn, dış dizayn, kaput
motor, üst tavan. Tavan zaten üstte olur. Yan kapaklar. Amasör şey, yan demirler sağlam olması için. Dizayn vidaları. Gördüğünüz gibi ben bu ürünü böyle tam halde bekliyordum ama böyle parça parça geldi. Bunu yapacak olan arkadaşlar varsa bunu çekilişte vereceğim. Ürün bu şekilde. Buradan baka baka hobisi olan. Yok, kumandası yok. Bu nasıl söyleyeyim mi? Bu motoru takıyorsun abi herhalde. Motoru bu şekilde. Nasıl gidiyor lan bu? RC uçak. Bakın bu uzaktan kumandalı bir uçak. Köpükten. Abi bildiğimiz bu. Bak şu anı korumak için bir de köpük koymuşlar. Sübliminal mesaj veriyor adamlar bak. Biz bundan yaptık kardeş. Ucuza yaptık. Bir motor taktık, iki pervane. Kumandayı paraya verdik, o kadar. 100 lira kumandayı alıyoruz. Kullanım kılavuzu zaten her üründe var. Köpükten kanat. Bunlar, bu da parça parça. Burada da göstereyim böyle. Burada da göstereyim. Parça parça geldi. Bu ürünü de dışarıda deneyeceğiz. Hemen bir bakalım içinde neler var, içinde neler yokmuş. Hemen hızlıca bakalım. Hemen dışarıya çıkalım. Bakalım uçuyor mu uçmuyor mu, hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi arka kısmı. Böyle batarya bir şey takmışlar işte. Bataryası mı lan bu? Evet. Bataryası bu kadarcık. Küçücük. Nargileciler için sipsi. Değil mi? Sipsi miydi? Sipsi değil mi? Sen iyi bilirsin. Ne bileyim oğlum, bir şey vardır, bir şey. Bunun bir şeyidir ama neyin bir şeyidir? Motorları. Burada pervaneleri var. Böyle. Bir de burada böyle kumandası var. Çok şirin. Minnak bir kumandası. Arkadaşlar uçağı bugün uçurmak çok isterdim ama hava koşulları nedeniyle bu videoda uçağı uçuramayacağım. 3 gündür bu uçak için bekliyordum. Yağmur dinmedi, fırtına dinmedi. Bu havada bu uçağı uçurursam bu rüzgardan uçak uçmaz zaten. Köpükten olduğu için. Ama size sözüm olsun, bir tane çok efsane bir RC videosu gelecek. O videoda bu uçağın kısa bir testini yapacağız. Size sözüm olsun. Geldik RC arabamıza. Ya bu videonun en pahalı ürününe geldik. Bu arkadaşı tanıyorsunuz, Tazı. Bir de bunun ufaklığı var. Kardeşi. Küçük Tazı. Junior Tazı. İşte size Junior Tazı. Kullanım kılavuzu her zaman gibi hepsinde çıkıyor. Junior Tazı. Aynısı küçüğü abi. Görüyorsunuz. Aynısı küçüğü. Bu bana 20 gün önce falan geldi. Diğer ürünlerin gelmesini bekliyordum ama böyle pahalı ürünler geldiği zaman evde şarja takıp elimde böyle denerim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, oluyor mu, olmuyor mu? Bunun kısa bir videosunu da çekmiştim. Yani bu arkadaşla birlikte çekmiştim videosunu. Ve kamera ses almadı. Zaten görüyorsunuz, tekeri mekeri sıfır, her şeyi sıfır. Hiçbir şekilde dışarıda kullanımı, evde kullanımı, hiçbir yerinde hasar masar yok. Videosunu da görüyorsunuz burada. Bu ürün bana bozuk geldi. Gitmiyor. Çalışmıyor. Gearbest'te iade süreci nasıl? İyi oldu bu. Ben bunu Instagram'dan an ve an duyuracağım. Bu videodan sonra Gearbest'e yazacağım. Bu ürün bozuk geldi. Bakalım nasıl iade alıyorlar? Ürünü istiyorlar mı? Kargoyu vermemizi mi istiyorlar? Direkt ürün iadesi mi alıyorlar? Yoksa hasarını mı bakıyorlar? Video mu istiyorlar? Bunu an ve an Instagram'da yapacağım. Ona göre. Gearbest'ten ürün aldınız. Bunu aldınız mesela. Bozuk çıktı. Ne yapacaksın abi? Elinde mi kaldı? Bakalım ne olacak? Şimdiki ürünümüz mini drone. Bu drone'u ben bunun kutu açılımını yaptım. Arabanın da yaptım. Ama o kısımda kamera önceki kaydımızda yarım saat bunu kullandık. Evde stres atmak için hobi olarak böyle zıplatıp hoplatıp kullanmanızı öneririm. En az 50 kere vurduğunuzda bozuluyor. 50 kere duvara yapıştırdık, indirdik. Bir pervanesi dönmemeye başladı. Ben yine de size göstereyim. Böyle bataryası gördüğünüz gibi küçücük, altında. Bakayım kayıtta mı lan bu? Kayıtta. İçinden bir de kumandası, şarjı çıkıyor. Başka bir şey yok. Şarjı da bu. Açıyorsunuz buradan. Kumandası çok güzel. Ama şu anda bozuldu. Biz 50 kere duvara vurduğumuz için. Bozulmamış lan. Bozulmamış ki. Kendi kendine çalıştı. Allah Allah.
Gene bozulmamış, helal olsun. Dur bir daha bakayım. Gel bakayım abi. İşte böyle vurduğunuz zaman ürünün içinden geçiyorsunuz. Biz 50 kere böyle ürünü vurduk. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle değişik kutu açılımları istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, hala abone olmadıysanız buradan abone olmayı, çünkü seni mutlaka unutmayın.